Efendim kendinizi iyi hissetmiyorsanız, sürekli yorgunsanız, yataktan çıkmak istemiyorsanız depresyonda olabilirsiniz. Pandemi, ekonomik kriz, iş stresi derken son dönemde bu belirtileri yaşayanların sayısı arttı. Rakamlar antidepresan kullanımlarına bakın nasıl yansıdı. Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Hiç antidepresan kullanmak zorunda kaldınız mı? Evet. Pandemi çıktı çıkalı kullanıyorum. Anksiyete bozukluğu işte. Kaygı, endişe. Bence çok zararlı bir şey abi ya. Zararlı falan değil bu arada. Antidepresan genel olarak psikolojik sorunları olan insanlara yardımcı oluyor. Son birkaç senedir kullanmaya başladım. Delirmeye az kaldı. Hani doktorum nerede misali var ya. Oynatmaya az kaldı. Antidepresan kullanımı %70 arttı. Depresyona girenlerin sayısı gün yüzüne çıktı. Tabii ki yani bir artış var. Kimi ikili ilişkilerinde, kimi ise iş hayatında, kimi ise hayat kavgasında sıkıntılar yaşıyor. İşte tam bunların ortasında Sağlık Bakanlığı'nın antidepresan verileri ortaya çıktı. Sabırsızlık diz boyunda zaten. Sebebi ne olabilir sizce? Vallahi hayat şartları. İnsanlar hep gergin. Veriler 2009 ve 2020 yılları arasını kapsıyor. 2009 yılında her 1000 kişiden 29'u günlük antidepresan ilaç kullanıyordu. Çok değişen bir ruh halim vardı. Bazen çok mutsuz oluyordum ve bazen de çok mutlu oluyordum. Çok değişiyordu. Ama genel olarak mutsuzdum. Kısa çözümler istiyorlar insanlar. Yani bir ilaç ver, kendimi iyi hissedeyim. Maalesef ki terapiden kaçıyoruz. Bir süre evet iyi hissettim ama sonra ilaç içmek istemedim. O yüzden de bıraktım. 2020 rakamlarına göre ise antidepresan kullanan kişi sayısı 1000 kişide 49'a yükseldi. Rakam korkutucu. Artış %70. Ekonomik sebepler de olabilir. Sadece ekonomi değil. Mesela okuldaki mobbing bütün psikolojini bozabiliyor. Antidepresan ilaçlar reçete ile verebildiğimiz ilaçlar. Doktor gözetiminde kullanılması gereken ilaçlar. Oynatmaya az